aradım. Kendisi dedim ki Esra Hanım, bir 3 ay yakın bir zaman kaldı. Biletlerimiz daha gelmedi. Ne oldu? Korkmaya başlıyoruz. Bu işte bir bitkini var dedi. Merak etmeyin dedi. Uğraşıyoruz şu an. Toptan göndereceğiz dedi. Siz kendinizi sıkmayın dedi. Bu biletleri en kısa zamanda göndereceğiz dedi. Hatta e-mail'le de gönderdi. Esra Hanım lütfen benim biletleri gönderir misiniz? Çok kısa zaman kaldı. Acilen biletleri istiyorum diye böyle bir e-mail çekti. Bana dedi ki cevap olarak şu anda sizin biletlerle uğraşıyoruz. Biraz sabredin. Bir hafta içinde biletlerinizi göndereceğiz dediler. Ama ben şüphelendim. Niye? Bu 3 ay kalmış, biletler gelmemiş, oteller adım, kaydım yok, Pekoslar adım, böyle bir kayıt olmadığını söylediler. Yani resmen dedi ki beyefendi aldatılmışsınız dedi, yani kusura bakmayın ama direkt ajanta yarın, otel dedi, direkt ajanta yarın dedi. Orada bir sorunuzu çözün, inşallah dedi, aldatılmamışsınız dedi. Ben dedim ki inşallah dedi, kapatsın, tekrar ajanta yaradım bu Esra Hanım'ı. Ve bana ne demiyor musunuz? Sizin sorunuz, ne yaparsanız yapın, bizi ilgilendirmiyoruz. Burada çalışan kişiyiz, ilgili kişiler yok, sonra gelecek, başka zaman arayın, aklınıza boş durun, bizi ilgilendirmez. Kendi çarpınızı kendiniz bakın, ne yaparsanız yapın. Evet, yani bu sizden aldık, biz mağdur düştük, bize neden yardım etmiyorsunuz? Yani bu olay çözülmeyin, bizi ilgilendirmez, kendi yani ne yapardınız yapın, sizin bileceğiniz almasa dediler. Bundan 1 ay önce Düsseldorf'a toplandık bu arkadaşlarla, mağdur arkadaşlarla. Düsseldorf polisine şikayette bulunduk. Bu Nijmegen'den, Arnhem'den, benim akrabam da vardı, yeğeni de vardı, o da geldi. Arnhem, Nijmegen, Arnhem, Hollanda'dan, Arnhem, Nijmegen şehrinden insanlar da geldi. Onlarla da bu şikayette bulunduk. Hepsi de aynı mağdur şekilde olduklarını söylediler. Önceden kaydın olduğunu, daha sonra kayıtlarının alındığını söylediler. Ve işte bu Jammerfly, tatil fırsatlık D'yi aradıklarını, Esra Hanım, Bahadır Bey, Mahmut Bey ile görüştüklerini ve hiçbir şekilde kendilerine yardımcı olmadıklarını ve mağdur olduklarını inandırmamak için elinden gelen her şey yaptığı için yarın arayın, birini arayın, işte uğraşıyoruz gibi sözler söylediler. Ondan sonra şu son 2 hafta uçmadan evvel dedim ki normalde biletler gelmesi gerekiyor. Şüphe tuttu içimden. Atladım motosikletin üzerinden. Geldim Ostrasi 152'ye. Ostrasi 152'de geldiğimde bir baktım karşımda boş dükkan buluyorum. Dükkanın önünde tatil ara portalında, Facebook'takine oradaki 0211 numaraya telefon ettim. Tuğba Hanım çıktı, bana dedi ki, ben dedi ki buradaki dükkan kapanmış, sizin nerede büronuz var, daha hala biletlerime kavuşamadım. Hatta sizden de şeyi istiyorum, Ekim ayında Herbstferi'nde tatil ayarlanmak istiyorum. Tabii olur dedi Tuğba Hanım, ama ben 18.7'de uçacağım dedi, ondan sonra şey yaptık, ismimizi alabilir miyim dedi, Hakan Salto dedim o şekilde. Tatil fırsatına portalına yönlendirdi. Bu Mahmut bu şeyi yazdı dedi yani portalında. Yani madde durumu iyi olmadığını, parayı geri ödenecek. Mahmut'un karşısında onu gönderin e-mail olarak, bir de hesap numaranızı bildirin. Ben bu işi kesinlikle bırakmayacağım. 1 sene olsun, 2 sene olsun. Bütün bilgileri polise vereceğim. İşbirliği yapacağım. Bunları bulana kadar.